Futbol sadece futbol değildir. Durmadan söylenir, durmadan deneyimlenir. Gel zaman git zaman futbola öyle paralar harcanır olmuş, futbol öyle bir endüstri haline gelmiş ki bazı biraz da kötü yönetimler kulüplerin gelir gider tablolarını yönetememeye başlamışlar. Kulüplerin mali disiplinleri zaman içinde yok olmaya başlamış. İş UEFA'nın başına düşmüş yine. 2009 yılında çalışmalarına başlanan finansal fair play kriterleri 2014-2015 sezonunda uygulanabilmiş. UEFA'nın derdi neymiş? Denk hesap. Gelirin giderine denk olsun diyor kulüplere. Ne anlayacağız yani finansal fair play kriterleri denilince? Mesela yöneticiler ve kulüp başkanları transfer yapmak istiyorlar. Baktılar kaynakları kısıtlı, para çıkışmıyor. Ya çok istiyoruz bu futbolcuyu, ben vereyim abi parasını diyemeyecek. Kulüp için cebinden harcama yapamayacak. Bunu anlıyoruz. Başkanın yine cebinden çıkarıp kulübün açıklarını kapatmaya çalışması kulübün geliri sayılmayacak. Alın size altın kural. Gelirden fazla borçlanılamayacak. Hiçbir futbolcu kulüp ya da yasal otoriteye vadesi gelmiş borç bulunmayacak. Böyle borçlar varsa transfer cezası alınacak. Biz tabii sabah bir uyanıyoruz, tüm manşetler aynı. X kulübe transfer yasağı. Neden? Finansal fair play kriterlerini yerine getirememiş. Hepimiz bilelim ki bu kriterler bir sır, sürpriz değil kulüpler için. Bakın işte UEFA 2009'dan beri hazırlamaya çalışıyor kulüpleri. Yetmiyor, uyum süreçlerinde anlayış dahi gösteriyor kulüplere. Transfer yasağı almadım, UEFA bize pek bakmıyor, öde başkanım öde UEFA görmüyor, yok tabi. Bu kriterlerle sürekli bir mali yönetim becerisi ve tüm zamanlarda denk hesap bilgilendirmesi görmek istiyor UEFA. Transfer bitti, arkamıza yaslanabiliriz de denilemiyor. Zira futbolculara yapılacak maaş ve prim ödemeleri toplam gelirin %70'ini de geçemeyecek, iyi mi? Diyelim ki kulüplerden biri stadyum yapmış o sene, çok güzel ama mabet. Altyapı ve antrenman sahalarına yatırım harcamaları yapanlar var mesela. O zaman gelir ve giderin baş başa noktası hesaplara dahil edilmeyecek. Elbette böyle söylendiği gibi kolay değil finansal fair play kriterlerini birden yerine getirmek. Bu sebeple UEFA kulüplere aşamalı geçiş hakkı da tanımış. Ve bunca iyi niyetin karşılığı olaraksa yerine getirilmeyen kriterler için UEFA Avrupa Kupalarına katılmaktan men edilmek de her daim gündemde.